Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Gördüğünüz gibi bugün TOGG'dayız. TOGG'a geldik. Milletimizin yerli ve milli aracı olan TOGG'a geldik. TOGG'u çekiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz sayın arkadaşlar. Başlayalım. Aracımızın detayını çek. Biz içeride çektik. Yalnız bir izin verilmedi. Bir izin alması gerekiyormuş onunla ilgili. Biz dedik dışarıda var 2-3 tane var. Onlarda çekelim. Onlarda başlayalım. Böyle çekelim dedik. Hem size aracıları gösterip hem de anlatalım. Vatanımıza, milletimize nasıl bir gurur kaynağı olduğunu sizlere anlatalım istedik. Evet arkadaşlar. TOGG T10X modeli 300 ve 500 menzilli 2 farklı güç kapasitesiyle bizlere sunuluyor arkadaşlar. Aracımız AC ve DC şarjla şarj edilebiliyor. AC ve DC şarj dediğimiz olay, biri ev tipi şarj, biri de duvar tipi şarjla şarj edebiliyoruz araçları. Şarj ettiğimizde de yarım saatte aracımızı %80 şarj ederek yolculuğumuza devam edebiliyoruz arkadaşlar. Araç full elektrikli, yerli ve milli parçalardan oluşuyor. Aracın içinde videolarda göreceksiniz. Orada da sizlere anlatacağım arkadaşlar. Aracın itişi 2 tane dediğim gibi seçeneği var. Biri 200 HP 4x2, biri 400 HP 4x4 olmak üzere 2 farklı model var. Birinde 4.8 saniyede %100'den 0 oluşuyor. Diğerinde 7.6 saniyede %0'a oluşuyor arkadaşlar. Bu araçlar elektrikli olduğu gibi komple de teknolojiye dayanıklı. Yani 4G ve 5G uyumlu. Mesela atıyorum buradan işte şimdi akıllı şeyler genişliyor. Akıllı ev tipleri, akıllı işte her şey akıllı gördüğünüz gibi. Buradan arabadan komut verip diyeceksiniz ki atıyorum evdeki klimayı aç, evdeki işte bir şey aç diyeceksiniz ve otomatikman orayla algılanarak o bu işi gerçekleştirecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle geçtiğimizde ben arabanın tasarımı hakkında şu an ben size teknik özellikleri hakkında bilgi verdim. Tasarım hakkında da arkadaşlar içeride anlattı. Burası da Zeytinburnu 7 Mavi'nin orası. Hemen sahil yolunun bu tarafı. Gelip deneyim merkezinde görebilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 3 tane farklı modelimiz var. Aynı modelimiz var. 2 tane farklı renkli aracımız var. Bu kullar rengi, bu Anadolu rengi. Şöyle geçelim. Şöyle teknik özellikler bu kadar. Biz yani teknik özellikleri şu anlık bu kadar. Ama anlattıkça ben size anlatacağım. Şurada görmüş olduğunuz ön ızgara lale figüründen esinlenerek yapılmış. Bu amblemi çok sordular. O arkadaşlar bize anlattı, çok güzel. Bir de batının şeyinden kurtulmuş. Bu orta noktada bizim için yani milletimiz için olmuş olan bir yer aslında diye bizlere söylediler arkadaşlar. Arabamızın gördüğünüz gibi bütün farları LED, bütün farları LED xenondan yapılmış. Biz bunları severiz. Yani alışık olduğumuz şeyler. Buna mesela bir Amerikan park yapsak güzel gider. Çünkü full LED olduğu için gerçekten güzel bir görüntü sağlayabilir. Buradan Sayın Bakanımız Mustafa Varank'a da diyoruz. Modifiye seviyoruz Sayın Bakanım. Bizleri biraz şey yapın. Farlarımız full LED. Şurada gördüğünüz gibi burada komple ön ve arkada arabamızın park sensörleri mevcut. Bunu bilin. Bunu da söyleyeyim. Şöyle geldiğimiz üzere 19 inç aracımızda 19 inç jantlarımız mevcut. Çelik janttır. Bunlar da içeride anlattılar deneyim merkezinde. Lale figüründen esinlenmiş jantları söylediler. Şöyle geçtiğimizde ya anlatırken ben duygulanıyorum. Gerçekten çok güzel bir şey. 60'lık bir hayali gerçekleştirmişiz. Bu mükemmel bir olay gerçekten. Şöyle geldiğimizde şurada bizim burası şarj yeri. Açılıyor. Burası açılmaz muhtemelen. Şurada gördüğünüz gibi kameralar var. Burada aynı aynamızda ısıtmalı, katlanabilir aynalar, kameralar 360 derece arabamızda kameralar var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde burası anahtarsız çalıştırma mevcut aracımızda. Bunu da bilin arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde şurada hemen evet bizi detay karşılıyor. Ben böyle ince detayları severim. Hemen görünüyor mu kamerada?
Evet, gördüğünüz gibi TOG yazısı bizleri LED farımızın üstünde karşılıyor arkadaşlar. Böyle arka tarafına gelelim, arka tipinde sizlere anlatalım. Gördüğünüz gibi TOG T10X modeli şu an bizim anlattığımız aracın modeli arkadaşlar. Aracımızda balık sırtı antenimiz mevcut. Panoramik cam tavan aracımızda mevcut. Panoramik cam tavan dediğimiz, panoramik cam tavan açılabilir yani. Panoramik cam tavan dediğim, sunroof diye kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Panoramik cam tavan dediğimiz olay, sadece perdesi var, açılıyor. Gökyüzünü oradan daha rahat seyredebiliyoruz. Ben aracın iç videosunu attığımda da sizler için daha da anlaşılır olacak. Gördüğünüz gibi burada test aracımız. Bunların hepsi, bu gördüğünüz 3 araç da test aracı. 3 tane test aracımız mevcut. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlarımızdan geliyor 4 tane test aracı. Biz 3 tane biliyorduk. Başka size anlatabileceğimiz, gördüğünüz gibi tekrar arka park sensörleri bu şekilde. Komple park sensörleri dolu aracımız. Aracın ön tarafları, hatta şu araçtan gösterebiliriz. Şu araçtan gösterelim. Camları siyah. Ön camları normal renginde. Hem iki farklı rengi de bu arada çekmiş oluyoruz. Bu da bizim sayın izleyicilerimize belki bir fikir oluşturur. Hangisi daha güzel, hangisi daha şey diye. Her rengi güzel, mükemmel. Gemlik rengi var, mükemmel. Her şey çok güzel. Çok donanımlı, tasarımı harika. Gerçekten tebrik ediyorum. 60 yıllık bir hayali tekrardan gerçekleştirdiği için, bunları yapana vesile olandan Allah razı olsun diliyorum. Böyle aracımızın ön tarafına tekrardan gelelim biz. Malzeme kalitesini soracak olursanız, şimdi arkadaşlar bunlar yeni nesil araçlar, elektrikli araçlar. Malzeme kalitesi şöyle ben anlatayım sizlere de. Bak, görünüyor mu? Abi. Bak. Tok bir ses var. Arabamız gerçekten güzel. Yani yapandan edenden Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız içine geldik. Burada sesli video çekememizin nedeni TOG'da çalışan arkadaşların sesinin çıkmamasıydı. Bunu da bilginiz olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Şimdi siz videoları izlerken ben de size özellikleri bahsedeyim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz 19 inçlik bir dokunmatik ekranımız mevcut. Burada gene torpidomuz, burada kol dayamamızın olduğu yerde saklama alanı, orası soğutmalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Önde gördüğünüz bir 9 inçlik bir multimedya alanımız var. Burası, burada görev 19 inçlik alana görev ataması yapabiliyorsunuz. Direksiyondaki tuşlar dokunmatik değil, basmalı arkadaşlar. Şoförün olduğu yerdeki 12 inçlik bir dijital gösterge panelimiz mevcut arkadaşlar. Panoramik cam tavanımız da bu arabada mevcut. Bu cam tavan opsiyon, ısıtmalı ön cam ve Meridian Premium ses sistemi de opsiyon olarak alınıyor arkadaşlar. Aynı zamanda ısıtmalı arka koltuklar ve yoğun trafik pilotu da aynı şekilde. Şoförün çaprazında bulunan gördüğünüz yorgunluk algılama sistemi, aracın içinde bulunan kamera ve araçta Wi-Fi hotspot özelliği bulunuyor. Gördüğünüz gibi vitesi de bu şekilde, kol dayamızı da gayet güzel tasarlanmış. Araçta bulunan her şeyi 9 inçlik kontrol panelimizden gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aracımızda Eco, Comfort ve Sport olarak 3 tane mod yer alıyor. Aracımızda diğer özellikler ise anahtarsız çalıştırma, 8 renkli ambeyaz aydınlatma, elektrikli katlanır yan aynalar, sosyal kamera, Wi-Fi hotspot özelliği, alt hoparlör ve 3 adet USB-C çıkışı gibi donanımlar yer alıyor arkadaşlar. Far ve yağmur sensörü diğer özellikler arkadaşlar. Tabi bu özellikler standart olarak arka geliyor. Arka tarafa geçtiğimizde bizi şaft tünelsiz bir bölge karşılıyor. Bu sayede rahat yolculuk edebiliyoruz arkadaşlar. Aracımızın koltukları görüyorsunuz burada, elektrikli arkadaşlar, bilginiz olsun. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Burası Zeytinburnu 7 mavinin orası, sahil tarafından gelip deneyim merkezinde araçları inceleyebilirsiniz. İnceleyebiliyorsunuz, merak etmeyin. Kimse size bir şey demiyor. Yalnız içeride biraz yoğunluk olduğundan dolayı biz içeride anlatamadık.
Orada arabanın içine girebiliyorsunuz. Orada arabayla ilgili detayları sizlere anlatıyorlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bunları yapandan Allah razı olsun diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.